Baksana, mal gibi bakıyor. Ulan yok mu İngilizce bilen biri ya? Yani koskoca sur içinde elbet İngilizce bilen biri vardır. Look, we're the contractors. We work with Mr. Timmer. We will raise buildings in this place. Try to tell your friends, but nobody understood us. Ne diyor? Timur dedi ya arada. Bir tek onu anladım valla. Muhalim sen nasıl İngilizce biliyorsun ya? Abicim benim İngilizce good morning class. How are you? Down please'den ibaret. Sonrası yok zaten. Merhaba merhaba diyorsun yani. Bir nevi. Millet uzaylılarla iletişim kurdu. Biz 3 tane turistle iletişim kuramadık ha. Ne oldu ya? Mevzu nedir? Yok baba mevzu yok. Turist gelmiş anlamaya çalışıyoruz ya. Sana göre bir şey yok. Turist. Hello. Welcome to our neighborhood, sir. Do you speak English? Yep, I do. Would you like some tea? Thanks. I will try to help you with my best, sir. But if you don't mind me asking, what? Oğlum, senin baban İngilizce konuşmayı da mı biliyor? Ne bileyim oğlum. Annemle babama aynı yatakta gördüğüm andaki şoku yaşıyorum şu an. We're the contractors of the Surajah project. We will build houses and business centers here. Really? İyi, hayırlısı olsun bakalım. Konut iş merkezi dikeceklermiş buraya. Müteahhitlermiş. Böyle müteahhit mi olur ya? Müteahhit dediğin laz olur. Şimdi bütün mahalleyi yıkacaklar mıymış? Did you buy these buildings? No, we signed a contract with Mr. Timmer. He bought these buildings. He will handle the destruction. We will raise the new buildings. Ha, bunlar değilmiş ya. Şey, Timur diye bir adam varmış. O almış buraları. O yıkacakmış. Bunlar da binaları dikecekmiş. Kardeşim herkes tutturdu bir Timur ya. Kimmiş bu Timur sorsana. Who is this Timur? Where is he? I have his card. Here. Our project partner. Mr. Timmer is the owner of Tarslan Holding. Tarslan Holding'in sahibisiymiş. Ortakmış bunlarla. O Tarslan Holding'in sahibisiyse ben de Pehlivan Ahmet'i tanırım lan. Bana bak, o gördüğün dükkanla ev benim tapulum alım. Allah kulu beni oradan çıkaramaz ha. I think I have some bad news for you, sir. Locals are quite angry. They don't let anyone demolish the neighborhood. But how come? Didn't Mr. Timmer buy these buildings? I think you are quite mistaken there, sir. You might have bought some of the premises, but no one has bought ours yet. We had an agreement with Mr. Timmer. We paid the money necessary for the demolition. Ay, kolay katı yapma lan! Lan ben Pehlivan Ahmet'i torunuyum demedim sana! Nafi abi bunu çevirdin mi? Bu önemli çünkü. Tamam Yaşar. Yaşar, sakin. I'm terribly sorry to say that, sir, but you cannot evict us from our places. We're not gonna give you Surajah. But this is madness! Ne yapıyorsun? Niye durduk yere adamı tepikledin ya? Oğlum sana baktım. Olur dedin. Olur mu dedim? Evet. Baktım sana böyle böyle işaret verdin. Adama koy tepiği gibisinden. Abi ben ne dediğini çevireceğim diye baktım. Ya Nafi, niye anlayıp dinlemeden tepikliyorsun herifi ya? Yalnız bayağı derin ha. Bir saniye. Bismillah. Tamam. Sorun halloldu. Mesele yok. Hadi bakalım. Kimse bir şey görmedi, duymadı. Dağılın. Siz arkadaşınızı bırakıp niye geldiniz ki buraya? Sizin eliniz armut tutamıyordu be. Niye çakmadınız iki tane siz? Baba adamlar korkmuş zaten. Bir de sen çocuk gibi azarlama şunları. Bütün kabahat sizde. Ben söyledim size bir an önce alın şu kadının evini diye. Bunlar ne bok yemeye gitmiş ki oraya? İşler daha da kötüye gitmeden git hallet şu işi. Kadın satmıyormuş ki evi. Nasıl halledeyim? Bu evdi değil mi? Evet burası abi. Niye kimse açmıyor kapıyı? Sana kurtarıcım o benim. Kurtarıcın mı? Bana da aynısını dedin ama. Ama bu sefer farklı. Yani büyücünün bahsettiği adama. Devlerin arasından çıkıp gelecek demişti. Babasının gökdelenleri varmış. Devlerin arasından gelecekti ama gökdelenleri varmış aynı şey değil. Aynı şey değil ki. Ama yüzünde yara izi de var. Ne işi varmış o zaman madamın evinde? Madamın evini satın almak istiyorlar. Onu almadan yıkıma başlayamıyorlarmış. Önce onu alacaklar. İnşaata başladıktan sonra da bölgedeki diğer evleri satın alacaklarmış. İyi yapacaklarmış. Adama bak sen ya. Bütün mahalleyi aldığı yetmiyormuş gibi bir de sevdiğim kızı elimden almaya çalışıyor. Hayır bana ne koydu biliyor musun abi? Alfred de diyor ki madamın evini satın alması için ikna eder misin diyor. Sen ne dedin peki?
20 liradan kaç tane alayım dedim. Yine kaçtın yani. Ne yapayım abi, ne diyeceğimi bilemedim ki. Oğlum bak, sana benden bir abi tavsiyesi. Kaptırma kendini. Ben kaptırdım, bedeli ağır oldu. Sevdim. Hem de çok. Elime ne geçti peki? Hı? Sakat bir bacak. Dün beni görünce ayağa kalkıp selam veren adamlar bugün yüzüme bakmıyor böyle sağ. Ha bugün, ha yarın ne fark eder? Hepsi bir gün çekip gider be Rıza. Senin ne halde bıraktığını düşünmez bile. Sadece gider. O kadar kolay mı be abi? Kolay tabii. Yemeğinin malını yerler Rıza. Abi ayıp oluyor ama. Bak bir kadını seviyorsun, elinden kaçırmayacaksın. Ha, kaçırdıysan da o zaman da arkasından ağlamayacaksın hiç. Hadi çorbanı iç. Oho, ben neredeyim, sen neredesin be abi? Ben bu kızı seviyorum diyorum abi. Seviyorum diyorum ya, seviyorum. Bana ne? Ne demek bana ne? Seviyorum ama. Oğlum seviyorsun da bana mı seviyorsun? İşim gücüm var benim. Tutuyorsun beni, bak kaldım demlikle. Abi bu kızın kahramanı ben değil miyim? Bak hala. Ayfire'ye hayatı ilk ben öğrettim. O servis şeysinden de ben kurtardım. İlk ben gördüm kızı. Bu yüzden de kız benim hakkım diyorsun yani, öyle mi? Yani şimdi tam olarak öyle de demiyorum esasında. Biz ne ara bunları konuşmaya başladık ya? Vallahi bilmiyorum ki. Dergi çıktı, ben dergiyi getireyim dedim sana hani kendini gör diye. Sonra sen bir anlatmaya başladın. Ben araya da giremedim, öyle sen anlatınca ben de dinledim. Kusura bakma, senin de kafanı şişirdik durduk yere yine. Ne bileyim, herhalde benim de bir şeyler anlatılası bir tipim var. Neyse, sen bu kızla, ya Ayperi'yle konuştun mu, onu sevdiğini söyledin mi? Yok. Pek beceremem ki ben öyle şeyler hemen. Bu işler öyle kahramanlıkla falan olmaz. Seviyorsan gidip konuşacaksın. Başka çaresi yok. Bu arada röportaj çok güzel olmuş. Aa, sen burada mıydın Aykız? Hiç sesin soluğun çıkmıyor. İnsan bir ses eder. Korktum yani. Rıza'nın sevgisi sarmadan. Anlaşıldı. Böyle dalıp dalıp gitmenin bir sebebi varmış, öyle değil mi? Yok, yok, hayır. Ben öylesine sordum. Aktan! İşin çok mu, az konuşalım. İşte dedim, bekler hacı. Hayırdır mevzu ne? Ayperi. Ne oldu lan, hayır mı dedi? Hadi be! Ah be abi, niye be? Of! Boş ver oğlum, sana kız mı yok ya? Sen bir aynada kendine bakıyor musun? Vallahi. Bu kızlar bize gelmez acı. Ya kadın milleti değil. Hepsi aynı biliyor musun? Biz neden kaybediyoruz? Biz delikanlı olduğumuz için kaybediyoruz. Bunlara yavşak olacaksın, şerefsiz olacaksın, piç olacaksın, uğursuz olacaksın. Bunlar var ya bunlar. Bunlar birlikte ıslanmak için yağmur yağsın diye dua eden çocukları üzerler. Zaten ne demişler? Deveye diken insana... Sus lan! Ne gaza geldin kendi kendine? Ya kız seni reddederse nasıl teselli ederiz diye Kubilay'la konuşmuştuk. Böyle laflar bulduk işte. Gerçi hepsini birden söyleyince olmadı da. Dostum, arkadaşım dediğim adamlara bak. Oğlum o zaman en baştan söyleseydiniz, o kız sana bakmaz deseydiniz. Hakikaten bak, o hiç aklımıza gelmedi ha. Neyse boş ver, hadi gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Hadi abi. Nereye oğlum? Mustafa. Dükkan sana emanet ha. Oğlum ne var öyle? Gel abi sen. Sen çocuğa. Abi sen gel benimle artık. Rıza, Aktan. Namaza gelmediğiniz yetmiyor, bir de camiyi mi taşlıyorsunuz? Hocam estağfurullah, ne alakası var ya öyle cami taşlamak falan? Biz arkadaşımızı çağırmaya geldik. Aktancığım araya giriyorum, kusura bakma. Hocam, namaza gelmiyorsunuz diyerek de kimseyi zan altında bırakmayın. Ben geliyorum, her cuma geliyorum ama içeride kılmıyorum. Çok sıcak içerisi, hep bahçedeyim. Eyvallah, haklısın, sıcak oluyor. Bir klima taktıramadık. Buraya bir merkezi soğutma sistemli, öyle bir şey lazım. Cumaları topladığımız parayla vantilatörü zor aldık. Üçle beşle ne yapacaksın olmayınca? Rıza'cığım bir saniye araya giriyorum. Hocam arkadaşımızı çağırabilir miyiz ya? Kubilay içeride o. Kubilay ders çalışıyor. Dersi bitsin oynarsınız. Hocam bırak Allah aşkına, ne dersi ya? 20 yazdır cüzdan Kur'an'a geçemedi herif. Hocam araya giriyorum. Buyurun. Nasıl geçemedi ya? Ben geçen sene tam geçtim de yaz tatili bitti ondan sonra. Unuttum ben arada, yeniden baş... Siz niye geldiniz lan? Kız mevzusu. Vallahi mı? Hayır mı dedi? Yapma be. Boş ver oğlum, sana kız mı yok? Takma kafana. Elini sallasan ellisi. Kendi kaybeder be. Tamam lan tamam. Ben söyledim hepsini. Geçmiş olsun Rıza. Allah razı olsun hocam. Daha öyle bir durum yok ki. Ben daha kızla konuşmadım oğlum. Kızla konuşmadın mı? Yok. E oğlum söylesene, sabahtan beri dolandırıyorsun bizi ya. Allah Allah. Ben de Kubilay'ı da alır gider meyhanede dertleşiriz dedin de. Hocam benim bu plandan falan hiç haberim yok. Kendi kendine kurmuş. Zaten gitsek de ben kola içiyorum. Ayran içiyorum.